İstanbul Sultan Gazze'si 42 yaşındaki kadın aylar önce boşandı, eski eşi tarafından hunharca katledildi. Önce tabancayla vuruldu, daha sonra da defalarca bıçaklandı. Teslim olan katil vahşi cinayetini soğukkanlılıkla itiraf etti. Talihsiz kadının cenaze töreninde yakınları sinir krizi geçirdi. Önce tabancayla vurdu, ardından bıçakla boğazını kesti. Kıskançlık krizine giren adam eski eşini hunharca katletti. Gittik baktık ki kadın yerde yatıyor. Bayağı bir kan vardı elinde. Artık bu son bulsun yani. Yine kadın, yine biz, hep biz yani, hep kadınlar. Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. 42 yaşındaki Pınar Bektaş, İstanbul Sultan Gazi'deki evinde 3 çocuğuyla birlikte yaşıyordu. Bir süre önce boşandı, eski eşi Tuncay ise çocuklarını görmek için Bektaş'ın evine gitti. Ancak ilerleyen saatlerde Bektaş ile eski eşi arasında tartışma çıktı. İşte o tartışma arbedeye, sonrasında ise vahşi bir cinayete dönüştü. Kavga sırasında 9 yaşındaki kızları odasına saklandı. Saldırgan eski koca Bektaş'ı önce tabancayla vurdu. Ardından mutfaktan bıçağı aldı, boğazını kesti. Vücudunun çeşitli yerlerinden de yaraladı. Olayın ardından saldırgan hızla kaçtı. Ağır yaralı kadın sesini duyurabilmek için can havliyle eline aldığı bir bardağı camdan aşağı fırlattı. Camın sesini duyan komşuları ise hemen Bektaş'ın evine koştu. Küçük kızı vardı evde. O sırada komşumun kapısına vurdu. Komşum da bana haber verdi. Zaten polisler hemen arkamızdan geldi. Sağlık ekipleri eve girdiğinde Bektaş'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayı duyup eve koşan yakınları sinir krizi geçirdi. Kız işte çok etkilenmiş. Kız hiç kendine değilmiş. Yukarı çıkıp aşağı iniyormuş. Çünkü saklanmış odada. Polise gidip teslim olan eski koca tartışmanın düğün kıyafeti yüzünden başladığını belirtti. Çamaşırlarımı yıkatmak için onun evine gitmiştim. Mutfakta konuşurken gideceği düğünde giyeceği elbisenin resmini gösterdi. Senle evliyken bunları bana giydirmiyordun dedi. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Bektaş'ın naaşı ise cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi.